Galaksi'ye hoş geldiniz. Yeni yılın ilk programında perdenin ardındakilerle beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Çok fazla insana merak ettiği bir grupsunuz. Bana çok kişi yazıyordu size söyleşi yapmam için. Nihayet bir araya geldik. Yeni yıla nasıl girdiniz? Bari oradan başlayalım. Yeni yıl dedik. Yani yeni yıla ailemle girdim ben. Normalde İzmir'de yaşıyorum. Ankara'ya geldim ailemin yanına. Ailemle vakit geçirmek istedim. Zaten korona dönemindeyiz. Hep uzaklarda kaldık birbirimize. Ondan dolayı ailemle vakit geçirmek istedim. Ankara'da ailemle beraber girdim yeni yıla. İyi yapmışsın. En güzeli aileyle beraber olmak. Benim için de aynı oldu. Yani Ankara'da birkaç işim vardı. Onları halledip ben de Muğla'ya döndüm. Şimdilik buradayım. Yarın nerede olacağımı da çok bilmiyorum açıkçası. Sürekli iş için bir yerlere gidip gelmemiz gerekiyor. Doruk ve direnç veya utkum demem lazım. Direnç, sen hangisini kullanıyorsun? Direnç kullanıyorsun galiba sanırsam. Direnci Tamam, Doruk kullanıyorum, sana utku evet. diyor galiba bazen. Birkaç söyleşide gördüm. O yüzden istiyorsan utku da diyebilirim. Nasıl istersen. Ben direnç diyebilirim ya. Tamam, okey. Unutmazsam. Sorun Yani olmaz sizi yani. birazcık baştan aslında tanıyalım. Bir sürü insan biliyor tabii elbette perdenin ardındakiler ama çok kitabi olarak hani ikiniz birazcık kendi hayatınızdan, müziğe nasıl başladığınızdan başlayarak bir kısa bir sizden bunu alalım. İstersen önce Doruk sen de başlayalım. Tamamdır. Ben Doruk Ereşter. 99 Muğla doğumluyum. 2017'de Dirençle Perdenin Ardındakileri kurduk. Ben grubun söz yazarı ve vokaliyim aynı zamanda. 9-10 yaşlarından beri müzik yapıyorum. Kendi şarkılarımı yazıyorum. Zaten bu vesileyle de kendi çıkardığım bir solo EP aracılığıyla tanışmış olduk Dirençle. Ondan sonra da Perdenin Ardındakileri kurma fikri ortaya çıktı ve kısa zaman sonra Gökyüzü Evet, ilk ismini single verdiğimiz ilk Gökyüzü. teklimizi yayınladık. Peki bir arada bir şey sorabilir miyim? 9-10 yaşından beri müzik yapıyorum dedin ama yani 9-10 yaşındaki bir çocuk müzikle nasıl başlar? Yani orada bir başlangıç var mı yoksa sen böyle gerçekten bir ilkokul öğrencisiyken anne baba ben artık müzik yapmak istiyorum deyip hani evine işte müzik aletleri falan mı aldın? Nasıl başladı o süreç? Şöyle oldu. Annem Kültür Sosyal İşler Müdürü'ydü belediyede. İşte orada bir takım kurslar vardı. Onun öncesinde belediyenin orkestrasında, korosunda kısa bir süre şarkı söylemiştim ama şarkı söylemeye herhangi bir ilgim, merakım yoktu yani. Kurslarda davul kursu vardı. Davul bayağı ilgimi çekti. Birkaç sene davul çaldıktan sonra gitar çalmaya başladım. İşte o da herhalde 10-11 yaşını falan tekabül ediyor. İki akor öğrendikten sonra da oturup ilk şarkımı yazdım. Zaten sürekli o dönemde de hikayeler vesaire yazıyordum. Yani okuma yazmayı öğrendiğimden beri sürekli bir şeyler yazma gibi bir derdim vardı. Bunu bir şekilde müzikle kanalize etmiş oldum yani. Sonra da değişmedi benim için. Peki direnç sana nasıl başladı bu süreç? Hani seni de azıcık tanıyıp hemen arkasından müzikle ilgili kısım senden de alsak güzel olur. Ben de direnç. Ben de nasıl başladı bu süreç? Ben 21 yaşındayım. 3-4 yaşlarımda kreşe gönderdi beni ailem. Benim annem ve babam öğretmen. Sürekli çalıştıkları için beni kreşe gönderdiler. Bizim kreşimizde de müzik eğitimi vardı. Kreşimizde 2 gün oyun oynuyorduk. Geri kalan 3 gün müzik eğitimi veriyorlardı bize piyanoda veya herhangi bir müzik aletinde. Benim müzik hikayem kreşte başladı. 2-3 yaşlarında. Daha sonra elektronik dans müziğe merak saldım. Elektronik dans müziğe merak saldığım zamanlarda da evde müzik yapmayı öğrendim. Dijital bir şey üstünden, program üstünden. Çaldığım enstrümandaki notaları aktarmayı öğrendim dijitale. Sonrasında elektronik dans müziği yaptım çok uzun bir süre. Ghost Producer olarak çalıştım. Bayağı çok uzun bir süre o da. Perdenin Ardındakilerin bu sene yoğunlaşmasına kadar hatta Ghost Producer olarak çok fazla iş yaptım. Sonrasında Doruk'la beraber Perdenin Ardındakiler ikilisini kurduk. Şu anda da bu şekilde müzik hayatım sürüyor. Ben tabii ısrarla perdenin ardındakiler demek istiyorum ama niyeyse perdenin arkasındakiler demek çıkıyor ağzıma. O yüzden inşallah bunu yapmayacağım gelin boyunca. Yok, Yapabilirsin, kendimi sorun değil ya. cezalandırıyorum bunu yapmayacağım. Aslında gördüm yani tabii herkes birileri biliyordur veya bilmeyen de vardır ama grubun ismini
karar verme kısmı da hani çok spontan olduğunu tahmin ediyorum. Veyahut da aklınızda olan bir şey miydi bilmiyorum. Bir de onun hikayesini alsak bence güzel olur. Şöyle, biz böyle birkaç başarısız denemenin ardından gökyüzünü yapmıştık. Ve daha dirençle tanışalı hani bir hafta falan olmuştu yani. Direkt tanışır tanışmaz şarkı yapmaya başladık. Gökyüzünü yaptıktan sonra hani sabırsızlanıyorduk. Bu şarkıyı artık çıkaralım. Hani bir YouTube kanalımız olsun bir şekilde hani Dinlesinler bizi. ortada olsun şarkı. Aynen öyle. Herhangi bir beklentimiz de yoktu ama ismimiz yoktu. Bayağı kafa yorduk, hiçbir şey çıkartamadık. Hatta grubun ismini Vazo koyacaktık. Vazo bize gerçekten cazip gelmişti o dönem. İyi ki gelmemiş sonrasında. Daha sonra işte ben bir seyahat esnasında böyle bir tane bir dergi okuyordum. Bir dergi ya da kitap olması lazım. Onun içinde ve perdenin ardındakiler geçiyordu bir cümlenin içinde. Ama dedim ne kadar ilginç. Aslında böyle yapmak istediğimiz şeye de uygun. Çünkü şey de bizim için hani biz bunu çok severek yapıyoruz bu işi ve ne olursa olsun hangi koşulda olursa olsun bu sevdiğimiz işi yapmaktan vazgeçmeyelim. Hani perdenin önünde olmak pahasına kendi müziğimizden vazgeçmeyelim. Bir şekilde bir şeylerden taviz vermeyelim. Ne olacaksa bizim kendi sevdiğimiz, yapma istediğimiz, duymak istediğimiz müzikle olsun diye düşünüyorduk. Böyle bir metafor aklımıza geldi, hoşumuza gitti. Sonra da perdenin ardındakiler olarak da kaldı ismimiz. Anladığım kadarıyla aileniz de sizi bu yaptığınız müzik yolculuğu yani şu an kariyeriniz olmak üzere belki de oldu artık hani onu şu an bilmiyorum tabii siz nasıl görüyorsunuz bundan sonrasındaki yolculuğu ama ailenizin sizi küçükten beri anladığım kadarıyla desteklemesi herhangi bir engeliniz olmadığını tahmin ediyorum. Bu çok büyük bir şans olsa gerek. Evet, yani Evet. beni her zaman desteklediler bu konuda. Hiç aksi bir durumda yaşadığımı hatırlamıyorum. Şu an ikiniz de aslında üniversite öğrencisiniz, değil mi? Doğru biliyorum. Evet. Evet. Peki yani okuduğunuz bölümle hayatın devamıyla alakalı bir böyle çok klişedir ama yani okuduğunuz bölümle ilgili mesleği mi yapacaksınız yoksa o yaparken aslında perdenin ardındakilerle devam edecek ve bir yandan böyle iki tane işle hayat devam etmeyi mi düşünüyorsunuz? Böyle şundan kurduğunuz kafanızda bilenler var mı bununla alakalı? Yani benim için şöyle, büyük ihtimal direncin de öyledir diye tahmin ediyorum. Ya müzik zaten bizim hani işimiz, hayatımız ve müzik hani biraz ciddi bir iş aslında, şey gibi değil. Hani bir şeyin yanında müzik de yapayım diyebileceğim bir şey değil. Çünkü çok fazla mesai Tabii harcaman full gerekiyor, zaman çok fazla gereken bir şey. çalışman. Doğru. Kesinlikle. Dolayısıyla müzik bizim işimiz. Ben akademiyi sadece hani kendimi geliştirmek, bir takım konularda bilgi edinmek için aslında kullanıyorum. Geleceğe dair bütün planım müzik üzerine yani benim açımdan. Direnç senin için nasıl durum? Benim için şu şekilde ben görsel iletişim ve tasarım okuyorum. Ondan önce de oyun tasarımı Sen zaten ile mesleğin içindesin gibi uğraşıyordum. aslında. Okurken de öyle bir şeymiş. Evet. Normalde müzik işine de aslında ben oyun tasarımıyla başladım bir kısımda. Çünkü yaptığım oyunlar için aslında müzik yapmak istiyordum ve onun verdiği problem sayesinde dijital müzik yapmayı öğrendim aslında. Ondan dolayı ben devam etmek istiyorum okuduğum bölümle alakalı bir iş yapmaya da. Bir taraftan da müzik yapmayı da istiyorum. Aslında ikisini beraber yapmak istiyorum. Sen aslında dokunuyorsun Hani ikisine de. O yüzden senin benim meslek biraz evet ikisine de imkan veren bir durum aslında. benim yaptığım iş hani dediğim gibi ben normal dijital oyun tasarımcısı olduğum için de aslında müzik üstüne de oyunlar yapıp ikisini birleştirmeyi de düşünüyorum diyebilirim. Nefis. Yani tabii ben de çok gençsiniz ve çok heyecanlı bir şey. Ben 20 yaşındaki halimi düşünüyorum. Yani ben de ODTÜ'de okuyordum ama şu anki halimle aynı kafada olmadım eminim. Yani ikinizin de şimdiden bu kadar hani en azından geleceğe dair kafanızda bir yol çizebiliyor olmanız bence çok değerli bir şey. O yüzden ikinizi de kutlarım. Çok güzel bir şey bu. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Şimdi aslında perdenin ardındakilere döndüğümüzde 15'e yakın tekniniz var. Ve ocağın da başında bir tane EP yayınladınız. Düşüş müydü? Doğru mu söylüyorum? Evet, düşüş. Tabii arkasında da pandemi oldu. Yani hiç beklemediğimiz bir şey. Muhtemelen siz de beklemiyordunuz elbette. Biraz o kısmı Evet. konuşalım. Arkasından diğer sorularım var. Yani pandemiyi nasıl geçirdiniz? Birçok kişi üretim anlamında faydalar da gördü ama sizin tarafınızda
iki farklı şehirde bu işleri yapmak, bir yere de gelmişsinizdir mutlaka süre içerisinde ama 2020'yi nasıl geçirdiniz 2020'nin pandemiyle? başında biz konserlerimize devam ediyorduk aslında perdenin ardındakiler olarak. Sonrasında pandemi araya girince konserlerimiz iptal oldu tabii Tabii. ki. Fakat biz sürekli uzaktan çalışmaya da alıştığımız için üretim yapıyorduk. Sürekli bir üretim içindeydik. İzmir'de bir stüdyomuz var. Hatta Anıl Piyancı'yla beraber olduğumuz bir stüdyo, Yeşilova. Bu süreçte Doruk İzmir'e geldi. Çoğu zaman hatta yani yaklaşık ayda bir kere, bir hafta, iki Bir araya hafta geliyordunuz hep. stüdyoya gelip, evet, bir araya gelip kalıyorduk. Çünkü zaten stüdyomuz da bizim şehirden de uzakta. Ondan dolayı aslında bir bakıma pandemiden de kaçıyorduk. Biz sürekli devam ettik üretmeye stüdyomuzda. Sonucunda da zaten şimdi bir albüm yaptık. Albümü yayınlayacağız Wow, yakın bunu zamanda. beklemiyordum. Ben birazcık daha oraya geliriz sanmıştım ama tamam. Bunu tekrar soracağım o halde. Yani ilk başlarda aslında benim için keyifli başladı. Çünkü böyle kendime zaman ayırmayı falan özlemişim. Ve hiçbir şey yapmadan ne bileyim oyun oynamayı özlemişim. İzleyemediğim filmler vardı, okuyamadığım kitaplar vardı. Biraz onlarla haşır neşir olmak başlarda güzeldi. Aynen. Tabii uzadıkça böyle berbat bir hale evrilmeye başladı. Ama perdenin ardındakiler olarak bakarsak biz yine bu dönemlerde şey düşünüyorduk. Albüm çalışmalarına başlayalım diye düşünüyorduk. Niyetimiz zaten 2021'in hani ilk çeyreğinde bir albüm çıkarmaktı. Öyle bir fikrimiz vardı. Pandemi aslında bunu biraz hızlandırmış oldu bizim için. Çünkü hani zaman ayırabileceğimiz başka bir şey kalmadı ortada. Hani ne bir Tabii. konser, ne bir iş, ne bir okul, her şey uzaktan olmaya başladığı zaman biz de dedik o zaman bu süreci biraz hızlandıralım. Zaten yazıyorduk işte ben birkaç şarkı yazıyordum Utku'ya direnç, Utku direnç bunu sürekli şey yapacağım ama Hiç birkaç takılma ya, ne şarkı yazıp yapacağız? işte dirençe gönderiyordum işte o bana demolar atıyordu bir şeyler yapıyordu. Sürekli bir şeyler karalıyorduk özetle. Sonra bunu hayata geçirdik. Bir 5-6 aylık bir süreç oldu bizim için albümün bütün iskeletinin çıkması, kayıtlarının yapılması vesaire. Hala da bitmiş değil. Bitmek üzere ama. Güzel de olacak diye umuyoruz. Buna heyecanlı. Ben aslında biz neler bekleyecek diye söyleyişin sonunda bir yerim vardı ama onu tekrar orada size birazcık sorar. Oraya azıcık daha karışırım. Aslında yani sizin şarkılarınızı dinlediğimde yani melankoli demeyeceğim ama bir dark tarafı var. Tabii siz de zaten biyografinizde de okuduğum kadarıyla notalara bürünmüş kötü sonlu hikayeler anlattığınızı söylemişsiniz. Ben birazcık burada şarkılarınızın arkasında veyahut da bu grubun bir felsefesinin bir bakış açısının olduğunu eminim tabii. Bunu biraz sizden duymak isterim. O yüzden bu soruyu sormak çok istemiştim. Evet, genelde hüzünlü şarkılar yapıyoruz. Bu bir tercih değil ama bizim için. Yani hiç değilse benim için değil. Çünkü içimden böyle yazmak geliyor. Bunun hani spesifik şu yüzden diye açıklamam çok sahici olmayacaktır. Genel olarak böyle melankolik yaşayan bir insanım. Yani aslında günlük hayatımda çok neşeliyim. Ama iş bir şeyleri yazmaya, bir şeyleri paylaşmaya geldiği zaman bu yönüm ağır basıyor ve dolayısıyla ortaya genelde biraz daha hüzünlü şarkılar çıkıyor. Yarın bir gün bilmiyorum belki çok mutlu bir şarkı yazmak isteyebiliriz. Ortaya öyle bir şey de çıkabilir. Bu bizim için böyle keskin sınırları olan bir durum değil. Böyle açıklayabilirim bunu. Yani insan olmanın verdiği, herkesin kendi hayatında, gündelik yaşamında yaşadığı, sadece Türkiye, dünyanın her yerinde insanların ortak olarak paylaşabildiği bir duygu aslında bu. Hüzün. İnsanın her zaman canını sıkan, her zaman paylaşmak istediği bir şeyler olur. Biz onları paylaşıyoruz aslında. Ya ben aslında tabii şarkılarınız böyle diyor ama ben tuhaftır belki. Yani düşlerim zifiri karanlık benim sizinle yani kafamda buluşturduğum şarkı o ve hüzünlü de olsa şarkı bana birazcık da upbeat geliyor. Yani o yüzden her hüzünlü şey de aslında çok insanı çökertmesine gerek yok aslında. Bunun dengesini kurmak çok önemli bir şey. Bunu da çok iyi yaptığınızı düşünüyorum. O yüzden ben yaptıklarınızı çok büyük bir heyecanla takip ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi soracağım şey biraz aslında grubun işleyişiyle alakalı. Sen Doruk galiba daha çok şarkı sözlerini yazan taraftasın. Direnç de galiba düzenleyen ve beste tarafını ilgilenen taraftaki görev dağılımı böyle mi yoksa sen de sözlere karışıyor musun Direnç'e? Nasıl yapıyorsunuz oradaki Yok, işleyişi? tamamıyla görev dağılımı sizin
söylediğiniz şekilde ben besteliyorum şarkıları. Doruk da sözü yazıyor, vokali yapıyor. Daha sonra da düzenlemesini yapıyorum. Aynen öyle. Bu şey şu şekilde de oluyor. Özellikle bu beni kendinden kurtardan sonra ya önceden tamamen Utku bana altyapı gönderiyordu ve ben onun üzerine yazıp geri kaydedip hani duruma bakıyorduk nasıl bir şey çıkmış diye. Şimdi mesela bir nakarat yazmış oluyorum işte ya da ne bileyim komple bir demom oluyor akustik olarak yazdım. İşte direnç atıyorum bir şey çıkarma bundan ne yapabiliriz? O ondan sonra alıyor bunu perdenin ardındakiler sound'una evriltiyor. Tamamen bütün düzenlemesini, bestesini yapıyor. Ondan sonra o bana tekrar dönüyor. Onun üstüne ben tekrar bazı revizeler yapıyorum falan filan. Bu şekilde çalışıyoruz aslında. Ama aslında birbirimizin uzman olduğunu düşündüğümüz alanlara müdahale etmiyoruz. Çok ufak dokunuşlar dışında. Birkaç söyleşiniz dedim. Şarkı sözlerine çok önem verdiğinizi biliyorum. Beste tarafını da soracağım ama en azından şarkı sözüyle alakalı kısımda Doruk, madem buranın bakanı sensin, sana soralım. Şarkı sözleri yazarken yani senin böyle beslendiğin özel bir şey var mı, yoksa üretmek anlamında seni böyle destekleyen bir ne bileyim aşırı kitap okumak mı, veyahut da zaten sürekli yazıyorsun belki küçükünden beri, ama senin oradaki ilham damarların nasıl coşuyor, onu merak ediyorum. Buna net bir cevabım yok aslında. Ne bileyim, o dönem okuduğum bir kitaptan etkilenmiş olabilirim, bir filmden etkilenmiş olabilirim. Kendi hayatımda yaşadığım bazı şeyler bu şarkıların çıkmasında çoğu zaman önemli yer tutuyor. Yani aslında öyle direkt olarak ilham denilen şeye zaten inanan bir insan değilim ama duygusal olarak beni böyle coşturan, yükselten herhangi bir duruma maruz kaldığımda onu bir şekilde yazmak için dürtüleniyorum yani. Direnç tabii senin aslında beste dışında düzenleme tarafı da bence çok önemli burada. Sen Doruk'un sana gönderdiği şeyi besteyle birleştirip işte şarkıya dönüştürme tarafında bilmem, hani orası bana çok daha karmaşık geliyor işin doğrusu. Söz yazmak bambaşka bir şey. Bunu birleştirip şarkı dönüştürmek bana çok daha zor geliyor bazen. Senin için nasıl işliyor buradaki konu? Şu şekilde ben Dora yolladığım zaman yani yolladığım daha doğrusu besteler tamamıyla sıfırdan yolladığım besteler kendi hissettiğim duyguları yansıttığım şeyler Dorun bana bir gitar basit bir gitar kaydıyla yolladığı demolarda Dorun yazdığı şeyleri hissedip aslında besteleyip düzenlediğim şeyler oluyor. Artık birbirinizi tabii çok iyi tamamladınız bu kadar zamandan sonra. Bir de çok fazla şarkınız var aslında. Bence yeni oluşan bir grup için 2 sene içerisinde. Bu çok iyi bir şey. Yani neredeyse sen bir tane albüm yayınlamış gibisiniz. Yani Teklerinizi bir araya getirince. Hatta belki 2 albüm çıkmış gibi olabilir yani bakarsak. üretmeden duramıyoruz çok fazla ya. Yani bir Bu şarkı çok güzel bir şey. çıktıktan Ya yani iyi ki böyle bir sonra şey yapıyorsunuz. bir dahaki şarkı ne zaman çıkacak diye bekliyoruz falan böyle. Hani sürekli İyi kötü sürekli bir şey yapmak istiyoruz yani. Evet. Aslında tabii sizi dinleyenler böyle biraz etrafı internette karıştırıp baktığımda bir sürü güzel şey okudum. Bu çok sevindirici. Yani dinleyenlerin, sizi sevenlerin sizden alıştığı bir şeyin dışında bir şey duyduğundaki tepkiyle alakalı neler gözlemliyorsunuz? Veyahut da hani bunlar sizin üretiminizde, ya bak abi şimdi bak bir önceki şarkıdaki şeyden daha başka bir şey olduğu için şimdi sevmiyorlar gibi sizi o üretim anlamında değiştirmeye yönelten bir şey mi, yoksa siz zaten aslında yani bunu da seviyorlar, öbürünü de sevecekler. Bakış açısınız nasıl burada ikinizin? Şöyle aslında yani elbette bizi dinleyen insanları mutlu etmek, onların istediği şeyi vermeyi seviyoruz. Ama aynı zamanda tekrara düşmekten de açıkçası kaçınıyoruz. Yani yeni şeyler denemeye her zaman açığız. Ne bileyim albümde böyle EDM sound'una yakın bir şarkı da var. Ne bileyim işte lo-fi bir şarkı da var. Tamamen akustik bir şarkı da var. Bu konuda biz böyle bir şey yaparsak dinleyici bunu beğenir mi beğenmez mi diye düşünmeden önce kendimiz bunu beğendik mi ve bunu kendimize yakıştırdık mı biz bu içeriği sevdik mi diye düşünüyoruz. Dolayısıyla öyle hep aynı şeyi yapalım dinleyici hep aynı şeyi alsın bizden sevdiği şeyi sadece onlara sevdiği şeyi verelim gibi bir derdimiz yok. Yeniliği açığız sürekli bir şeyler denemeyi farklı soundlar denemeyi seviyoruz. Bu konuda da kendimizi geliştirmeye Süper. çalışıyoruz. Ben kendi açımdan şu şekilde değerlendireceğim konuyu. Perdenin ardındakiler ikilisini kurduğumuz zaman ben
Sadece kendi dinlemek istediğim müziği yapmak istiyordum aslında. Benim amacım burada oydu. Kendi dinleyebileceğim müziği yapmaktı. Tabii ki dinleyicinin de sevmesi bir müziği çok önemli bir şey. Müzik yapıyorsanız. Fakat ben şu şekilde düşünüyorum her zaman bir müziği yaparken. Kendim bu müziği seviyor muyum? Bu müziği dinler miyim? Atıyorum yürürken bu müziği dinler miyim? Yatarken bu müziği dinler miyim? Normal bir anımda dinler miyim? Sinirli bir anımda dinler miyim? Diye düşünüp yapıyorum. Ve Doruk'un dediği gibi sürekli müzisyenler müzik yaptıklarında bir şey tutuyorsa, bir tarz tutuyorsa yaptıkları, onun tekrarını yapmaya yönelik devam ediyorlar. Biz bundan çok kaçınmaya çalışıyoruz. Çünkü müzik kendini tekrar ettiği zaman bence anlamını yitiriyor. Bu anlamda bence bakışınız cesur ve çok güzel bir şey. Birçok sanatçı bunu yapmakta bazen zorlanıyor. Yani ister istemez sevenlerin istediği yoluna gitmeye çalışıyor ama bir yandan da yapmak istiyor bazı şeyleri farklı. Sizin daha ilk albümden en azından bu bakışta olmanız, daha farklı ve yenilikçi işler yapmanız adına ben bir dinleyen olarak sevindim bunu duymaktan. Grup olarak çalışmanızdaki ahenk aslında anladığım kadarıyla gayet güzel bir ahenkiniz var ama oldu yani. Bir şarkıyı gönderdi Direnç Doruk'a. Doruk bir şeyi beğenmedi. Böyle anlaşmazlıklar olduğundaki iletişiminiz nasıl ilerliyor? Yani anlaşmazlığa sık düşüyor musunuz? Veyahut da hani böyle abi bu olmamış yani veyahut da senin sözün burada olmamış gibi. Hani böyle birbirinizi pozitif anlamda eleştirip bir yere getirdiğiniz noktalar oluyor mu? Eskiden daha sık oluyordu. Yani bu aramızdaki uyumu oturtma sürecinde bunu daha çok yaşıyorduk. Çünkü ikimizin de dinlediği, etkilendiği ve yapmak istediği müzikler özünde birbirinden çok başka. Ama perdenin ardındakiler kendi sound'unu yaratmaya başladıktan sonra bu iş biraz daha bizim için kolaylaştı yani. Eskisi kadar bir fikir ayrılıkları olmuyor ya da birbirimizin bu konudaki görüşlerine daha çok saygı duyuyoruz. Yani birbirimizin yaptığı şeyi beğenmeyebiliriz o an. O olsun diye zorlamıyoruz, yenisini yapmaya çalışıyoruz. Yarın bir gün dönüp baktığımızda o rafa kaldırdığımız iş farklı bir şekilde değerlendirebileceğimizi görüp onun üstüne farklı bir şekilde yaklaşıyoruz. Vesaire. Direnç bambaşka bir şeyler düşünsene. Hiç öyle değil Yani kardeşim. tabii ki oluyor. Sonuçta iki farklı kafa var burada. İki farklı düşünce yapısı var. Ondan dolayı birbirimizde attığımız şeylerde, demolarda beğenmediği şeyler oluyor. Bunların üstüne gidiyoruz. Doruk'un dediği gibi veya gitmiyoruz, yenisini yapıyoruz. Ama bir şekilde çözüyoruz. Yani üstesinden geliyoruz. Fikir ayrılıklarımızı üstünde düşünüp ayrılıkları ne denir ona aynı yöne sokmaya çalışıyoruz aslında. Birbirimize şey demiyoruz. Bunun nesini beğenmedin? Sorgulamıyorsunuz aslında yani Bu çok olabilir. güzel bir şey. Aynen öyle. Ya, benim çok hoşuma giden bir şey. Zaman zaman dirençin hiç hoşuna gitmeyebiliyor yani. Ben niye gitmedi diye açıkçası bunu çok sorgulamıyorum. Birbirimize bu konuda tolere ediyoruz. Bir de yani aslında şey böyle ilişki tarzında değil ama bir arada olmamak da enteresan bir şekilde belki de bu ilişkinizin böyle üretim anlamında da birbirinize olan motivasyon anlamında etkisini de galiba arttıran bir şey. Hani hoş her hafta olmasa da ayda bir kere görüşüyor musunuz üretimle alakalı ama ikiniz aynı evde bir arada çalışıyor olurken ki haline kıyasla sanki böyle arada bir mesafe varken yani işinizin kimyası ve mesafeler de sizi biraz belki de yani perdenin ardındakiler birazcık da böyle evrilmiş gibi geliyor. Ben sizin anlattıklarınızdan yorumlayarak böyle soruyorum ama size de öyle geliyor mu bilmiyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani bir arada olsak belki daha hararetli ve daha yorucu olabilirdi. Yani belirli periyotlarla bir araya geldiğimizde aslında birbirimizi daha iyi anlıyoruz, daha rahat çalışıyoruz. Uzaktan çalışmak aslında evet çok güzel ama bir arada çalışınca da birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Evet, daha güzel bir iletişim kurabiliyoruz. Birçok kişi gibi kimyanızda yani müziğinizin kimyasında ben itiraf etmem gerekirse ilk şarkınızı duyduğumda ismi görmeden Cem Adrian şarkı söylüyor sanmıştım. Eminim buna birçok kişi sana söylemişti Doruk. Öyle tahmin ediyorum. Vokalin çok çok Evet, etkileyici. evet. Yani gerçekten de senden bir sürü şarkı duymak çok istiyorum. O yüzden bu iyi bir şey o anlamda söyleyeyim. Şarkılarınızın ne bileyim etkileyen tarafı ben böyle tabii yani sizden böyle neredeyse 20 yaş fazla büyük olduğum için
Emre Aydın, Vega, böyle benim müziği çok sevdiğim bir sürü sanatçıların olduğu şarkıların etrafında gezen tonlarınız var. Belki de kulağa hoş gelen tarafları, hani onların da bildiği bir kimyadır bu. Böyle bazı isimlere veyahut da gruplara benzetilmekten, bunlarla alakalı bir arada olmaktan sizin hissettiğiniz bir şey var mı? Hani müziğinizi bir şeylere benzetiyorlar. Mesela Ekşi Sözlük'te şey okudum. Cigarette After Sex'e inanılmaz benzemiş demişler. Ben aslında öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki de andıran şeyler var ama Cigarette After Sex'e başka bir şeye benziyor. Yani bunun sonu yok böyle bakarsak elbette. Siz bu tarz yorumlar karşısındaki hani bakışınızı aslında merak ediyorum. Daha çok tavırdan ziyade. Açıkçası hani birisiyle benzetilmek, eğer ki benim de çok sevdiğim, saygı duyduğum sanatçılar olunca bir yere kadar hoşuma gidiyor. Ama bir şekilde sesimle ön planda olmak, çünkü ben hiçbir zaman iyi bir sesim olduğunu iddia ederek şarkı söylemedim. Anlatmak istediğim bir şeyler vardı. Benim için ne söylediğim, nasıl söylediğimden ziyade ne söylediğim her zaman daha önemli oldu. Bunu kaybetmek çok istemiyorum açıkçası. Yani Cem Adrian benim, yani belki 10 gömlek üstün bir vokaldir. Ona benzetilmek, onunla anılmak hoşuma gider. Ya da işte Sigur After Sex'le. Ki Sigur After Sex'le şöyle ilginç bir anım var. Grubu dinlemeye başladıktan bir yıl sonra vokalinin erkek olduğunu öğrendim falan. Bizim biraz ironik bir durum. Onu biraz daha böyle anlayışla karşılıyorum ama Ya bu arada senin çok vokaline ilgili de ben bir sürü yorum okudum. Söyleyen erkek olduğunu bilmiyordum falan demişler de yani ben öyle hissetmemiştim ama bence Cigarette After Sex'in vokali ben de erkek olduğunu bilmiyordum, kabul ediyorum ama sizin durumunuzda bence öyle değil. En azından ben öyle sanmamıştım. Yani yine bu insanlarla benzetilmek güzel Tabii. ama dediğim gibi sesten ziyade içeriğe odaklanmalarını açıkçası daha çok isterim. Şarkı sözlerine odaklansınlar. Ne bileyim, güzel yaylılar var, güzel müzikler var bunun altında. Onlara dalsınlar. Yani ses sadece küçük bir araç benim için. Diren sen ne diyorsun? Yani ben o yorumlara çok katılmıyorum. Çünkü şu şekilde aslında. Mesela bir şarkımızın altına "şu şarkıya çok benziyor" yazılıyor. Ama ben bu şarkıyı daha önce hiç dinlemedim. Nasıl bu şarkıya benzetebilirim gibi düşünceler içindeyim. Cigarette After Sex mesela. Hani bu Cigarette After Sex'i ben Perdenin Ardındakiler ikilisini kurduk. Şarkılar yaptık. Ankara'yla Buzuşuruzlar vesaire. 10 tane şarkı yaptık. Ondan sonra ben bu grubun böyle bir grup olduğunu öğrendim. Sound'umuzu mesela benzetiyorlardı bu gruba ama hani oradan ilham almadığım için, daha önce hiç dinlemediğim bir grup olduğu için hani nasıl benziyor o konuda çok bir şey içindeyim yani. Ya bir de aslında bu birazcık Katılmıyorum yani insanlara aslında. bizde biraz hastalıkvari bir şey var. Niyeyse yani aslında şu yüzden bence iyi bir şey. Sizin yaptığınız iş o kadar iyi ki bu hep olur. Yani mutlaka o iyi şeyler bir şeylere benzetilerek eleştirilmeye Evet. çalışılıyor ama yani bu kotaya girmeyecek bir şey olursa zaten muhtemelen konuşulmuyor olur. O anlamda yani Evet. aslında iyi bir şey. Ama tabii sizin tarafınızdaki bakış da önemli. O yüzden sırf bu yüzden sordum. Çünkü bir yerde konuşulan, kıyaslanan şeyler hani insanların çok dinlediği ve bildiği şeyler oluyor. Öyle yerlerde konuşuluyor olmak yani benzetmek bence işi tamamen detay kısmı çok önemli değil bence bana sorarsanız. Tabii. Çünkü aynı şey değil. Yani şöyle bir şey de var aslında. Yani aslında zaten tamamıyla orijinal bir şey yapmam mümkün değil. Çünkü sonuçta insan zaten kendi deneyimlediği, kendi sevdiği, etkilendiği şeyleri zaten bir şekilde içinde tutuyor. Yani ben şimdi işte az önce bahsettin Vegalardan, Emre Aydınlardan. Ne bileyim, ben mesela 2000'lerin başındaki Türk rock müziğini zamanda çok fazla dinledim. Dolayısıyla şu anki belki söz dizimimde ya da işte vokallerimde onun etkisinin görülmesi inanılmaz normal. Ben Cem Adrian'ı da ne bileyim çok uzun süre dinlerim. Sigur After Sex'i de çok dinlerim. İşte Radiohead'leri, Tamino'ları da çok dinlerim. Dolayısıyla yaptığımız işte etkilendiğimiz, beslendiğimiz şeylerin var olması zaten Evet, kaçınılmaz bir tabii. durum. Bu özellikle bir şeye oturtulmamalı. Aa, bunlar ona benziyor. Ha, benzeyebiliriz. Yani biz zaten dünyanın en orijinal şeyini yapıyoruz. Biz eşsiziz. Öyle bir iddiamız da yok.
doğru bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz insanlarla benzetilmek de ya hoşumuza gider. Yani Ya ne şey. bileyim, altyapının atıyorum işte Evet. Weekend'e benzemesi, işte Zoo'lara, onlara bunlara benzemesi hoşumuza gider. Tabii. Adamlar desin, adamlara bak, Weekend gibi, Zoo gibi altyapı yapmışlar. Ben mutlu olurum Aynen. yani. Yani aslında pardon Direnç, sen Sadece söyle. kıyasa dönmemesi lazım yani. Kıyasa döndüğünde biraz Evet, işin tam güzelliği ondan kaçıyor aslında. bahsedecektim. Dediğin gibi Weekend'ler, Zoo'lar bunlara benzetilse gerçekten çok güzel. Demek ki biz de bu adamlar gibi bir şeyler yapabiliyoruz, bu kaliteye erişmişiz diyebiliriz. Fakat hani bu iş kıyasa döndüğü zaman benim açıkçası canımı sıkıyor bu olay. Yani sonuçta biz de kendimize göre bir şey yapıyoruz. Onlar da kendilerine göre bir şeyler yapıyorlar. Ve hani dediğim gibi birisiyle kıyaslanmak bence çok güzel bir şey değil. Bir grupla Tabii değil kıyaslanmak. bence de. Ben ama yani bunu sorarkenki niyetim gerçekten umarım buna hiç takılmazsınız bundan sonraki yaptığınız hiçbir işte ama bu bence şey yani çok benzer bir örnek sayılmaz ama Tarkan'ın Kuzu Kuzusu ve Dudu çıktığında da çok iyi hatırlıyorum o şarkı çıktığında. Hemen ikinci manşetler şarkının içerisinde geçen bir şeyin başka bir şarkıya benzetilmesi. Hani bu tamamen bir polemik Evet. yani ve işte bu bir Ya. şekilde konuşturan da bir konu. Yani oradan konu üretiliyor ama konu aslında bir şey benzetmek değil. O birazcık orada bir girdap, bir heyecan yaratmak. Yoksa yani ben onun gerçekten altında yatan bir mantıklı bir şey bulmuyorum. Yani doğrunda söylediği gibi tabii ki de dinlediğiniz Evet. şarkılardan etkilenmek yani çok normal bir şey. Bunda bir acayiplik yok yani. Bu konuyu en azından böyle toparlamak istedim yani en azından hani kendi açımdan. Sizin de çok nasıl takılmamamızı yani umarım öyle çok takılmazsınız bu konuya. Çünkü yaptığınız işler gerçekten çok hani hakikaten çok Çok teşekkürler. dinleyeniniz Yani çok hiç takılmıyoruz. Biz hani yapmayı sevdiğim aynen şeyi yapmaya süper. devam edeceğiz. Her zaman olacak böyle yorumlar. Evet. Samimi, içten olduklarına inandığımız zaten bütün yorumları da kucaklıyoruz. İyi ya da kötüye bakmadan. Şimdi ikinizden de perdenin ardındakiler şarkılarınızda birer tane seçmesini istesem. Yani işte yayınladığınız 15, 16, 17 civarında şarkı var. İkinize de özel gelen, ya yani mutlaka hepsi sizin bebeğiniz onu anlıyorum ama bir tanesini seçmenizi istesem. Doruk senle başlayalım. Sonra Direnç sana soralım. En sevdiğim Tamam, soru. birkaç saniye isteyeceğim bunu düşünmek Tamam. için. Bakalım perden ardındakiler hangi şarkıyı daha çok seviyormuş? Yani hepsi aslında işte az önce bahsettiğin gibi bizim zihnimizin, kulağımızın ürünün bir ürünü. Cümleyi kuramadım, her neyse. Yani sen Ama söylerken mesela mesela daha hatıralarım söz etkileniyorsundur. olarak, hatıralarım mesela çok güzel geliyor bana. Böyle sakin, dingin geliyor sözleri. Hoşuma gidiyor açıkçası. Hatıralarım diyebilirim ama yarın bir gün başka bir röportajda sorduklarında bambaşka bir cevap da Hayır ben verebiliriz. o O zaman yüzden diyeceğim ki altına bu konuda hayır kendimi Doruk böyle çok dememiş diyeceğim altına yazacağım. bu konuda kesinlikle tutarlı değilim. Şu an hatıralarım bir hoşuma gitti Tamam yani. olsun. İlk akla gelen doğrudur. Diren senin için nasıl? Benim de derdimi diyebilirim. Atmosferi çok hoşuma gidiyor şarkının. Hepimizin favorisi bambaşka. Yani Düşlerim Zifiri Karanlık benim için muazzam bir şarkı. Ama yani tabii herkes aynı düşünmüyor olabilir. Herkesin tabii beğenisi bambaşka. Evet. Ben bazı şarkıların hikayelerini çok merak ediyorum. Normalde anlatıyor musunuz bilmiyorum. Anlatmıyorsunuz da sorun yok en azından. Hani bunu sormadan edemem. Sizinle ilgili sorular yani bakarken bir şeyler hazırlarken Ankara ile buluşuruz. Herkesin çok aklındaki şarkı. Bir de kendime yani bu iki şarkı ile alakalı çok şey okudum. Herkese başka şey hissettirmiş. Yazan tarafındaki hikayesi anlatılabilir bir şeyse hani en azından senden duymak çok isterim Doruk. Yani ben anlatmayı tercih etmiyorum çünkü benim bu şarkıları kime ya da neye yazdığımın çok bir önemi yok. Az önce bahsettin ya, herkes farklı bir şey çıkarmış. Aynen. Aslında bizim için önemli olan o. Yani bu şarkılar dinlendiği kadar farklı hikayesi olsun istiyoruz bu şarkıların. Ankara ile buluşuruz. Evet, benim için bir anıya yazıldı, kendime de öyle. Ama Ankara ile buluşuruz, yani birisi için bir ölümü ifade ettiğini de gördüm. Birisi için bir Aynen. kaybı, bir kazayı ya da işte ne bileyim, o şehirde gerçekleşen bambaşka bir olayı da hatırlattığını gördüm. Dolayısıyla kimsenin bu şarkıyla olan bağını koparmak, onun bu şarkıya dair anılarını elinden almak istemem şarkının hikayesini anlatınca. Dediğim gibi yani benim şarkıları neye, kime yazdığımın aslında hiçbir önemi yok. Bu şarkıları kalıcı kılan, bu şarkılara bir anlam yüklemesi gereken zaten dinleyicilerin kendisi. Evet, nefis cevap hoşuma gitti. İyi ki böyle açıkladın. Teşekkür Şimdi son şarkınızdan birazcık bahsetmek isterim. Bu şehir bugün sensiz.
Şarkının yani aslında aralığın ortalarında yayınladınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hani üretimle alakalı bir anısı vardır belki sizin tarafınızda. Hani biraz bu şarkıyı değişmek istiyorum çünkü klibi de çok hoşuma gitti. Klip tarafında da bir şeyler yaptığınızın farkındayım. Tabii pandemi el verdiğince belki yapılıyordur ama görsel tarafı da düşüneceğinizi merak ediyorum bu işin tüm. Bir de öyle bir boyutu var haliyle. Şarkı tarafındaki kısmı altyapı kısmında, besteleme kısmında şarkı daha önce de konuştuğumuz gibi Doruk'un gitar demosuyla gelmişti bana. Daha sonra bu gitar demosunu aldım ben. Telefonla kaydedilmiş bir gitar demosuydu. Doruk'un sesini ayırmaya çalıştım o demodan. Sesini ayırdım. Daha sonra üstüne kendi besteme ekledim ve şarkının son haline getirdim. Baktık şarkıda çok güzel bir şarkı ama biraz daha his vermesi gerektiğini düşündük şarkının. Ben dedim ki bu şarkıya bir keman eşlik etse, bir strings orkestrası eşlik etse çok güzel olur dedim. Daha sonra İstanbul Strings diye bir grup var İstanbul'da. Çok büyük bir strings grubu. Bu gruba bir beste yolladım. Bir melodi bestelemiştim. Onu yolladım. Onlar da bize çalıp geri yollamışlar bunu ve bizim çok hoşumuza gitti açıkçası çaldıkları kemanda. Sonra bunu ekleyince şarkı Şarkı bambaşka bambaşka bir yere bir yere gelmiş tabii. geldi ve şarkı bize gotiklik hissettirdi biraz. Silvio'ya yolladık şarkıyı, yönetmenimiz, kendisi klibimizin de yönetmeni. Şimdi görsel tarafına geçiyorum işin. Silvio da Aynen. bunu hissetmiş olacak ki o da fantastik bir aşk hikayesi anlatmak istedi. Hani normalde şöyle düşünüyorduk, bir aşk hikayesi anlatsın klibimiz gibi bir şey vardı. Fakat bunu Silvio dedi ki normal bir aşk hikayesi anlatmayalım. Yani biz normal olmayalım. Bu bana böyle bir şey hissetti, bir gotiklik hissettirdi. Bunu fantastik bir aşk hikayesine çevirelim. Ve bu şekilde insanlara anlatalım dedi. Daha sonra klibin fikriyle geldi Silvio bize. Biz de çok beğendik açıkçası. Kendi açımdan da baktığım zaman çok beğendim. Sonra birkaç fikir alışverişinde bulunduk. İşte mesela bizim eklenmemiz gerekiyordu klibe. Çünkü bir hikaye üstünden eklendiği için biz sadece performansta kalacaktık ve performansta kalmak da istemedik açıkçası. Düşündüm biraz. O an aklıma şey geldi. Vampir avcısı olsak nasıl olur dedim Silvio'ya. Daha sonra bunu Doruk'la konuştuk. Doruk yine fikirler ekledi. Bu şekilde klibin görsel kısmı da oluştu. Gotik ve bir fantastik aşk teması üzerine. Zaten kazığı Doruk ile tutmuş ben Evet, gördüm evet. bilmiyorum sonrasında Orada sevgili ben de göremedik kazık ama tutuyorum ama şeyin ben arkasında sevgili aynen görmedim demek ki. kamerada gözükmemiş kazık. Gözükmesini isterdim kazığımın ama olmadı. Tamam biz sonrasında kim bilir sen ne yaptın artık vampire bilemiyoruz. Öyle deyip öyle o Evet. kısmı öyle kapatabiliriz. Böyle oluştu. Yani benim davulculuktan kalma becerilerimle falan böyle Evet biraz döndürüyorsun ağzını herhalde. salladım falan Çok aynen. güzel bir şey oldu bizim için de. Deneyim oldu Silvio'yla da çalışmak bu arada. Klip de çok hoşumuza, içimize sinen bir klip oldu. Doruk'un dediği gibi Doruk bateriden kalma hareketlerini gösterdi klipte bize. Çok Bir güzel onlar oldu kaldı yani. zaten. Benim açımdan en azından klibin ve şarkının hikayesi bu şekildeydi. Süper. Doruk sen ne ekmek istersin? Yani zaten Diren çoğu şey anlattı. Bu aşkı farklı anlatma fikri bizim hoşumuza gidiyor. Bunu Düşlerimiz Fikir Karanlık klibinde de iki kadının aşkını işleyerek yaptık. Bu sefer bir vampir hikayesiyle bunu sürdürmeyi denedik. Tekrara düşen, standartlaşan şeylerden aslında bir raddede kurtulmak, aşkın, sevginin ya da işte ne bileyim genel olarak duyguların farklı şekilde farklı detaylarla ifade edilebileceğini aslında biraz da göstermek istedik. Gelelim 2021'de neler yapacaksınız adlı nefis soruma. Aslında demin söylediniz ama belki buraya kadar saranlar varsa bir albüm geliyor. Çok az bize albümle alakalı ve 2020'de yapacaklarınızla alakalı inşallah şartlar verilirse. İkinizden de ufak ufak bir şey almak iyi olur. Albümü bitirdik sayılır. Bir aksilik çıkmazsa Şubat ayının sonlarında filan yayınlamayı planlıyoruz aslında. Daha resmi olarak duyurmadık ama Şubat, Mart
bu aralıkta çıkacaktır diye tahmin ediyorum. İçinde oldukça farklı soundlar barındırmaya çalıştık. Ama bunu perdenin ardındakiler sound'unu koruyarak tabii ki yapmaya gayret ettik. Albüm içinde bir tane düet var. Kesinleşmiş olan bir düet var. Bir tane daha ihtimal var ama onu şu an söylemeyeceğim. Kesin Hadi olmadığı bakalım. için. Okey. Ivo Dimchev ile güzel bir şarkı yaptık. Bulgar bir sanatçı. Türkiye'de de aslında dinleyicileri de var diye biliyorum. Oldukça iyi bir vokal, iyi bir söz yazarı, iyi bir sanatçı, komple sanatçı. Albüme de zaten ismini veren şarkı aslında o oldu. Albüm sonrasında da açıkçası bu pandemi sürecinden dolayı tam önümüzü göremediğimiz için net bir şey söylemek zor ama konserlerin başlayacağını umut ediyoruz. Konser yapmak istiyoruz. Belki yine bu süreçte birkaç tekli, belki birkaç işbirliği, birkaç klip gelebilir. Biz aslında aynı ivmeyi Maraton devam üstüne ediyor. koyarak evet devam ettirmek istiyoruz yani. Süper. Diren sen ne dersin? Ekleyeceğin var mı? 2021 yılında albümümüzü yayınlayacağız Doruk'un dediği gibi. Güzel işler bekliyor. Sonrasında da açıkçası kendi tarafımdan bir şey yapmayı düşünmüyorum. Uzun bir tatil yapmayı düşünüyorum. Çünkü albüm çok yordu beni. Albümün düzenleme kısmı, mix kısmı vesaire beni çok yordu. Ondan dolayı tatil yapmayı düşünüyorum. Ama umarım tatil yapmak yerine konserlere Evet, inşallah başlayabiliriz. konserler gerçekten Umarım pandemi yakın süreci zamanda başlar, biter. öyle umuyorum. Evet. Umarım pandemi süreci biter. Eski hayat düzenimize geri döneriz. Sağlıklı hayat düzenimize ve konserlerimize geri döneriz. Çünkü ben normalde konserlerden sıkılan biriydim aslında ve şöyle söyleyeyim, kendi konserlerimiz dışında bundan önce bir veya iki tane konsere gitmişimdir hayatım boyunca. Konserlere çok giden bir insan da değildim ama gerçekten pandemi döneminde insanlarla sosyalleşmeyi ve konserlere gitmeyi özledim. Umarım 2021 bizim için böyle geçer. Fakat ne yapacağız kısmında? Şu anlık sadece albüm çıkartmayı ve dinlenmeyi düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum. Hayalinizi merak ediyorum ama aslında yaptıklarınız hayaliniz olduğunu düşünüyorum ama belki biraz kasede ileri sardığımızda kendinizle alakalı böyle koyduğunuz hedef gibi değil ama yani 5 sene sonra da şöyle bir şey yapmak, en azından bunları yapmış olmak isterim de diyebilirsiniz. Yani şu an aklınıza ilk gelen şeyler de olabilir. En azından son sorum bu olsun. Yani benim için dediğin gibi aslında bunlar zaten benim hayalim olan şeylerdi. Şu an hani içinde olduğumuz durum benim ufaklıktan beri hep hayalini kurduğum. Hayalden ziyade ideal aslında hayal biraz da sanki gerçekleşmeyecek Doğru. şeyler için tahayyül edilir biraz daha kullanılır. Benim idealim de aslında bu. Ama tabii hayalle karışıktı çünkü bana ütopik geliyordu yani. Şu an böyle bir durumda olabiliyor olmak, şarkılarımı insanların dinlemesi falan tahmin edemeyeceğim şeylerdi. Bunun her şeyden önce sağlıklı bir şekilde hem mental hem fiziksel sağlığımızı da koruyarak yıllarca devam etmesini isterim. Belki yurt dışı konserleri olabilir, belki yurt dışında daha fazla dinleyicimiz olabilir vesaire. Onun dışında böyle çok büyük bir hayalim yok. Yani şu an olduğum yoldan mutluyum ve bunun uzun yıllar Yürüyerek boyunca devam daha iyi etmesin. şekilde evet devam etmesini dilerim. Diren sen ne diyorsun? Benim hayalim pandeminin bitmesi öncelikle. Pandeminin bitmesini kesinlikle Evet, o istiyorum. hepimizin Evet. ortak artık hayal değil de ideal midir Evet ne dersek idealim. diyelim de O hakikaten gerçekten bitsin. hayal ya şu an. Pandeminin bitmesi. Grammy kazanmak istiyorum bir tane. 5 yıl içinde. Bir de Daft Punk'la şarkı yapmak istiyorum. Benim hayallerim bunlar. Nefis valla. Ya ben yapamayacağınız şeyler değil. Hepsi olduğunu umarım. Ya gerçekten de gerçekleşmesi bizim için de ne derler? Yürek kabartan mı? Başarılı olsun. İnşallah. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani sizlerle konuşmak çok uzun zamandır istiyordum. İyi ki geldiniz. Olak size konuk oldunuz. Teşekkür ederim ilk geldiniz. Biz Biz teşekkür teşekkür ederiz. Biz ederiz. de çok mutlu olduk. Çok keyif aldık. Çok mutlu Umarım olduk. tekrar görüşürüz. Evet, Evet. artık yüz yüze görüşmek kısmet olur umarım. Bu Evet. dijital işler hoş daha devam ediyor ama kısa sürede artık daha yüz yüze hale geliriz diye umuyorum. Umarım, Umarım. umarım. Çok isteriz.
İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Sen de Seninle görüşmek görüşmek üzere. üzere.